Kaan, şimdi öncelikle belki virüs açısından söyleyelim farklılığını. Şimdi bizim şu anda ülkemizde hakim olan ve dünyada hakim olan Delta. Delta ilk çıkan Wuhan'dan sonra çok ciddi mutasyonlar göstermişti. Bu mutasyonların bir kısmı da özellikle bizim hücrelerimize giriş için virüsün kullandığı çıkıntı proteinindeydi. Şimdi buradaysa yaklaşık 30'un üzerinde spike proteini dediğimiz bu çıkıntı proteininde gene mutasyonlar var. Ve bu mutasyonların bir kısmı bağlanmayı, bir kısmı da bizim vücudumuzun korunmak için, savunma sistemimizin korunmak için geliştirdiği açıkçası antikorların bağlandığı noktayı etkiliyor. Bunu şöyle söyleyelim. Çıkıntı proteini aslında geldiği zaman şöyle yumruk şeklinde tutarsak bu çıkıntı proteini karşıdaki reseptöre şöyle bağlanıyor. Böyle bir bağlanma. Bizim antikorlarımız da bu çıkıntı proteininin şu kenar kısımlarına bağlanarak onun o karşıya bağlanmasını engelliyordu. Ama şimdi var olan bu yeni varyantta bu çıkıntının üzerindeki yer alan kısımlar bir miktar değişiklik gösterdi. O nedenle de bizim antikorlarımız, vücudumuzun geliştirdiği savunma mekanizmaları buraya çok etkili bağlanamıyor. Bu nedenle de bu virüsün daha kolay hücrelerimize girmesi söz konusu olabilir. Böyle bir özelliği var. Virüsün tarafındaki fark böyle. Hastalık tarafına geldiğimizde şu anda açıkçası öyle çok net ve detaylı bilgi yok. Ama Güney Afrika'dan gelen veriler hastalığın sanki çok ağır seyretmediğini, gene ateş yapıyor, boğaz ağrısı yapıyor, kas ağrısı, halsizlik yapıyor ama hastaneye yatıracak kadar ağır mı dersek çok küçük bir grupta. Çok ciddi anlamda yoğun bakıma götürecek kadar dersek çok küçük bir grupta olduğunu gösteriyor ilk veriler. Ama bunu söylemek için henüz erken.